Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Nasıl yapılır serisine devam ediyoruz. Bugün size zincir yumruk, Wing Chun'daki zincir yumruk nasıl atılır onu anlatacağız. Birkaç böyle ufak ayrıntısını vereceğiz. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Zincir yumruk köken olarak şu şekilde ellerinizi üçgen yaptığınızda rakibin sürekli bir haç şuradan geliyor, bir haç şuradan geliyor. Burada bir üçgen prizma düşünün arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Burada bir üçgen prizma. Size rakip nasıl saldırırsa saldırsın, sürekli siz içeri girerken bir gemi gibi düşünün, dalgaları yaran bir gemi gibi. Siz sürekli saldırırken size rakip sürekli dışarı çıkarken siz sürekli içeri girmenizi benimseyen bir sistemden geliyor. Rakip saldırıyor, siz sürekli içeridesiniz. Rakip saldırıyor, siz sürekli içeridesiniz. Bu şekilde bir prizma kurma üzerine dayalıdır bir zincir yumruk. Yoksa böyle bir hani atış şekli içeren bir yumruk değildir arkadaşlar. Ayrıntı olarak şurada başlayalım. Bir yumruğu iyice göğsünüze kadar çekersiniz. Bir yumruk karşıda. Biri diğerinin üstünden gidecek, gelen diğerinin altından geçecek şekilde bu şekilde sürekli mesafeye doğru ilerler arkadaşlar. Ve temelinde sürekli burada atak yaparken bir prizma oluşturup rakibe atak yapma üzerine dayalı hani bir saldırı şeklidir. Wing Chun'un temel saldırılarından birisidir. İçinde Wing Chun'un kesinlikle kroşe, aparkat da vardır. Ama Wing Chun'un direği bu şekildedir. Ha, normal direk de atılır arkadaşlar Wing Chun'da. Sistemde vardır. Ama en tercih ettiğimiz direk vuruşu Wing Chun'da budur arkadaşlar. Zincir isminin gelmesinin sebebi arkadaşlar, bir zincirdeki bomlar gibi yumruklar birbirini hızlı bir şekilde takip eder ve akıcıdır, süreklidir. Zincir yumruğu yapıp rakibe uzaktan böyle saldırı şeklinde gelinmez arkadaşlar. Mesafesini yakaladığınızda hızlı bir şekilde burada atak yaparsın. Yoksa üstüne rakibin bu şekilde gelinmez, hızlı bir şekilde yönlendirip içeri rakip girebilir. Hani hangi branşı çalışmış olursa olsun bu şekilde uzaktan gelirseniz kafasını kaçırır içeri girer ya da yönlendirir içeri girer. Onun için zincir yumruk mesafesini yakaladığında burada çalışılan bir tekniktir arkadaşlar. Tekme mesafesinden yumruk mesafesine, yani rakibe vuruş yaptınız tekme, içeri girdiniz, yumruk mesafesine girdiğinizde bununla vuruş yapmanız gerekiyor. Bir nokta belirliyorsunuz arkadaşlar, sürekli o noktaya hızlı bir şekilde biri diğerinin üstünden geçecek şekilde atak yapıyorsunuz. Zincir yumruğun temeli bu. Ama şu şekilde birbirinin üstünden böyle ayırarak değil, birbirine olabildiği kadar yakın ama birbirine değmeden. Birbirine değerse o hızlı saldırılarda hani yumruklarınız birbirini bozar. Bu şekilde rakibe sağlıklı atak yapamazsınız. Onun için birbirine yakın ama birbirine değmeden bu şekilde atak içerir. Arkadaşlar bu şekilde bir yumruk size etkisiz gelebilir ama Wing Chun'da yay kollar prensibi vardır. Yay kollar prensibi şu demektir. Kollarınızı yay gibi çalıştırırsınız arkadaşlar. Belli bir süre sonra kollarınız yay özelliği kazanmaya başlar. Kırbaç gibi olmaya başlar ve kollarınız sürekli rakibe gitmek isteyen bir yay haline gelmeye başlar. Ve bu yumrukların her birisi inanın size şöyle de söyleyebilirim. Direkten hani 2-3 kat etkili yumruk haline gelir. Vücutta tam desteğini verdiği için. One Inch Punch'ın geldiği aslında temel çalışma budur arkadaşlar. Kısa mesafede güçlü vuruş yapabilmek için zincir yumruğunuzu iyi atabilmeniz lazım. Temelde omuzlarınız sabittir, kasmazsınız kendinizi ya da omuzlarınızı kaldırmazsınız, rahatsınızdır. Burada sürekli bir akıcı şekilde çalışırsınız. Zincir yumruğu bir de hızlı gösterelim arkadaşlar size. Zincir yumruk hızlı atıldığında arkadaşlar saniyede 5-6 tane en az yumruk atabilirsiniz. Ufak bir çalışmayla hani böyle günlük 5 dakikalık bir çalışmayla böyle saniyede 5 tane yumruk atabilirsiniz ki hani çoğu branştaki yumruklardan daha hızlıdır. Ve rakibi anlık yakaladığınızda çok hızlı bir şekilde rakibi etkisiz hale getirebilirsiniz. Arkadaşlar her videonun altında bizim telefon numaralarımız ve isimlerimiz var. Biz Ankara'da, Etimesgut'ta, Balgat'ta ve Yaşamkent'te ders vermekteyiz. İlk derslerimiz ücretsiz ve tanıtım dersi olmakta arkadaşlar. İstediğinizde bizi arayıp ulaşıp Daha fazlasını öğrenebilirsiniz. oradaki dersin ilk tanıtım dersine ücretsiz bir şekilde girip hani hem bizimle tanışırsınız hem de orada bir antrenman yapabilirsiniz. Beğenirseniz hani arkadaşlarımızın arasına katılabilirsiniz.